Evet arkadaşlar merhaba. 4 Kasım 2021 Perşembe günü yabancı yarışlarda Deauville'deyiz. Fransa'dayız yani. Deauville hipodromunda. Bugün yaklaşık 10 ya da 11 tane yarış olması lazım ama biz tabii ki 7 tane koşuyu alıyoruz. Birinci koşudan itibaren saat farkı da açıldığı için Avrupa ile en erken koşulardan başlatıyoruz. Çok geç kalmaması için. Evet, hemen görüşlerimize başlayalım. Deauville'deyiz, Fransa'da. Bütün koşular sentetik kumda olacak Deauville'de. 7 koşunun 7'si de sentetik kum arkadaşlar. Saat 15.05'ten itibaren oradaki birinci koşuyla bizdeki birinci koşu aynı şekilde paralellikte başlıyor. Davelerinden herhangi bir performans incelememiz olmayacak. Jokeylerin kimin kazandığı veya ne olduğu. Şimdi 15.05'te Yedili Pres'e başlıyor ki bugün benim size tavsiyem en azından küçük ikramiyelerle yetinmek isteyen arkadaşlar veya işte zevk almak isteyen arkadaşlar Altılı Gaya'nın bugün devretmesi gibi bir şey söz konusu bu. Ben önce onu söyleyeyim size. O yüzden Yedili Pres'e daha çok yüklenmenizde yarar var. Fazla para kaçırmamak açısından. Çünkü dediğim gibi bugün bu altının böyle devretme gibi bir durumu olursa hiç şaşırmayın. Önce onu söyleyelim. Şimdi görüşlerimize geçelim. Yedili Piresi birinci koşuyla başlıyor 15.05'te. Şartlı 2 yaşlı İngilizler 1300 metre sentetik kum başlığımız var. Burada 3 numaralı Implementation ve 9 numaralı Arabian Music bunlar ikisi. Ki 3 numara burada tabii ön planda. Bizim bankomuz bugün. Bu iki tane ekürden bir tanesi ilk ikiye girecektir diye düşünüyoruz. Yedili piyasa oynayan arkadaşlar için. Aksi takdirde burası zaten çok karışık. Yani 6 numaralı No Time to Wait. Bunlardan bir tanesine kapışacak. 6 numara çok garanti altına almak isteyen 6 numarayı da yanına ilave etsin. Ve 1 numaralı Anter Selva. Christian Demuro ile bir. Yani 3 numarayı banko atarsanız neden? Çünkü bu ekürlerden bir tanesinin biz ilk ikiye gireceğini düşünüyoruz. Yedili piyasa için ama bahis için 6 ve 1 birinci de bitirebilir, ikinci de bitirebilir. 6 ve 1 de düşünmeniz gerekecektir. Evet, ikinci koşu ile beraber Altılı Gayan başlıyor arkadaşlar. Handikap 3 yukarı İngilizler 1900 metre sentetik 16 tane sapkan var. Çok dolu bir program Deauville'de. Güzel aslında, cazip bir altılı. Tabii geniş geniş kupon çıkıyor ama katsayı düşük Allah'tan çok tutar mı bilmiyorum. 100 liranın üzerinde bir kupon çıkacaktır muhtemelen. Evet arkadaşlar şimdi burada Handikap 3 yukarı İngilizler 1900 başlığımız var. Sentetik kumda birinci de 35 bin euro ikramiye var. Tam 6 tane atla geçeceğiz burayı. 16 atın 6'sını yazıyoruz. 2 numaralı Enemy. Christophe Samillon'la. 13 numaralı Nez Owent. Mikel Barzalona'yla. 1 numaralı Sky Power. Stephen Pasquier. 9 numaralı Zelandia. Arwen Lemaitre. 11 numaralı Dragonet, Yortiz Mendizabal ve 14 numaralı El Manifico, Christian Demuro arkadaşlar. Ha bu atların dışında atlar gelir mi? Gelir. Yazmadığımız atlar var mesela 15 numara, 16 numara, 3 numara gibi 15, 16, 3 arkadaşlar. Alexis Puccini Mini 4 çok sürprizde mesela 4. Yani 15, 16, 3, 4. Bunları da yazmadık arkadaşlar. Ama düşünün çünkü bu ayakta çok zor bir ayak bu. Yani ben vereyim 2, 13, 1, 9, 11, 14, 15, 16, 3, 4 de ekstrası. Böyle yani yazmak, oynamak isteyenler bu şekilde düşünmek zorunda. Şimdi gelelim ikinci ayağa, üçüncü koşuya. 16-25 şartlı bir. 2 yaşlı İngilizler ilk defa koşacak hepsi 1300 metrede. 14 tane sapkan var. Tabii burada da 4 tane safkan biz bulduk. Nasıl bulduk bu safkanları? Onu önce söyleyeyim size. Tabii ki yurt dışındaki arkadaşlarımızın yönlendirmeleriyle bulduk. Kendimiz orijinlere baktık. Öyle bulduk. Antrenörlere baktık. Öyle bulduk. Ve tabii ki jokeylere baktık. Öyle bulduk. 4 tane at çıktı ortaya. 12 numaralı Woodcat. Oliver Pastler'le. Arkadaşlar ilk atımız. 3 numaralı Bolşoy. Burada öncelikle Fabre'lerin kendi atı bu. Biliyorsunuz André Fabre'ler Fransa'nın en iyi antrenör gruplarından bir tanesi.
burada. O yüzden bunu kale aldık. 11 numaralı Healing Oasis, Yurtiz Mendizabal'da. 2 numaralı Eko Alle, Christian Demuro'yla. Arkadaşlar burada Bottiler'in bir atı var. Rosario Mangon biniyor. Çok zor bir ihtimal belki ama dileyenler 13'ü de buraya ilave edebilirler. Yani 12-3, 11-2 ve 13 şeklinde burayı geçerseniz muhtemelen geçireceğini düşünüyorum. Pantalların bir atı var burada. Mikel Barzagli oynuyor. 4 numara. Onun da geliri var arkadaşlar. Baktığımız zaman onu atlamışız. Bu kesin yazılması gereken bir saklama. 4 numara. Yani şöyle söyleyeyim ben size. 4 baştan alıyorum. 4, 12, 3, 11, 2 ve 13. Tam 6 tane at oldu. 4, 12, 3, 11, 2 ve 13. Arkadaşlar içinden seçersiniz siz, yani az oynayacak olan arkadaşlar içinden seçebilirler. Şimdi 4. koşudayız. Handicap 3 yukarı, İngilizler 1900 metre sentetik, 16 tane sapkan var. Burada da 5 tane at bulduk. 2 numaralı Carry Out Marie Velon'la. 10 numaralı Papa Winner Eduard Duin'le. 14 numaralı Rue Dauphine Michele Michele. 9 numaralı White Elusive Iortiz Mendizabal'la. Ve 4 numaralı Aston Alexandra Lelay'la. Lelay. Evet. 2, 10, 14, 9, 4 diyoruz buraya. 5. koşudayız şimdi arkadaşlar. Handicap 3 yukarı İngilizler 1900. Yani böyle uzun metre sayılabilecek bir koşu. Yine 15-16 tane at var burada tabi. Arkadaşlar zor. Dediğim gibi yani devire gidebilecek bir altılı bu. Ha belki plasesi de devire gidebilir. Bilemiyoruz onu. Şimdi burada 5. koşuda arkadaşlar bula bula bunu bulduk biz. Banco. 9 numaralı Into the Rock. Maxim Guyon'la Banco arkadaşlar. Ya bu grupta Maxim Guyon'u üzerine bindirmişler. Safkan bu grubun böyle biraz daha üstünde kaldı. Bizim görüşümüze göre Maxim Guyon bu koşu bırakmayacaktır. Gerçi 8000 euroluk ufak bir ikramiye ama Maxim Guyon hiç affetmez onu. Küçük müçük demez. Ufak ufak demez yani. 9 numara Banco. 6. kuş satış kuşu şart 3 yukarı İngilizler 1500 metre. Evet arkadaşlar şimdi burada da yine zor bir gün, zor bir koşu bizi bekliyor. 6 numaralı Deville'la başlıyoruz. Megan Paslier. Normalde bu at AGF 1 çıkacaktır. Bu İrlanda yavrusu ama üzerindeki Megan Paslier, Oliver Paslier'in eşi bu. Bayan Jockey. Ne yapacak belli değil arkadaşlar. İnşallah baş ederse. Yani belki de alternatif banka olacak bu safkan sizin için. 9 numaralı King Robbe Hugo Boutin. 5 numaralı Barrakatle Jamie Mosa ve 2 numaralı Big Boots Nicolas Larenaud. Mesela bu safkan da artık zamanı gelmiş bakın. Ama üstündeki jokey nedir, ne ayak? Nicolas Larenaud ilk kez duyuyorum. 6-9-5-2 buraya da. Bu şekilde geçiyoruz Döville'de ve son ayaktayız. 7. koşu 18.45'te. Handikap 3 ve yukarı İngilizler 1900 metre sentetik. Başlığımıza 1900 gidiyoruz bu arada. 16 tane gidiyoruz bu arada. Hep devamlı 16 at, 16 at, 16 at. 7 numara Grace Barre, Christian Demuro ile. 3 numara Manne, Hugo Butin. 10 numara Rovien, Eddie Hardwin. 15 numara Fighting Don, Hugo Journier. 6 numara On Yava, Tristan Baron'la, artık nasıl okursanız onu, On Ye'yi. Ve 5 numaralı Raya Luna, Michel. 7, 3, 10, 15, 6, 5. Evet, 7, 3, 10, 15, 6, 5 burasında bu şekilde geçtik. Ve böylece Deauville'le ilgili de söyleyeceklerimiz tamamladık arkadaşlar. Dediğimiz gibi her altılıyı oynayacağız, her programa katılacağız diye bir kaydı yok. Burada para, yani bakın para sıkıntısı olan arkadaşlar sesleniyorum. Bu normal bir şeydir, para sıkıntısı olmak. Hepimiz hayatımızın zamanlarında
Para sıkıntısıyla karşılaşmışızdır. Para sıkıntısıyla karşılaşmayan bir insan zaten çok enderdir. Var öyle insanlar, tanıdım ben de. Ama çok enderdir yani. Eğer cebinizdeki parayı bu şekilde harcamaya devam ederseniz mutsuz olursunuz. Bu sefer kazanacağınız yarışlarda harcamak zorunda olduğunuz zaman Allah diyorsunuz. Burada ben şimdi ne yapacağım? Bak bugün işte 50 lira olsaydı ya da 100 lira olsaydı bu altılı oynasaydım tutardı. Yani o yüzden burada benim nacizane tavsiyem, tabii ki herkes özgür. Herkesin cebindeki para kendine. Ama burada gerçekten zor bir yarış günü var bugün ve devir olabilir. Tabii devirli bir altılıyı da tutturmak muazzam bir şey, tutturabiliyorsanız. Bütün parayı almak da güzel bir şey. Nereden baksanız bir 200-300 bin lira tevzi çıkıyor. 200-300 bin de güzel bir para. 3-4 kişi bilse 75-80 bin lira para eder, o da iyi. Evet, uzatmayalım. Kısacası bu zor altılıda için herkese, oynayan herkese başarılar diliyoruz. Ama yedili piyasa bana göre çok daha makul olacaktır. Her şey gönlünüze göre olsun. Herkese bol şans diliyoruz arkadaşlar. Hoşça kalın.